Trakya Türk TV haber bültenine hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Gizem Öztürk. Trakya'dan en sıcak gelişmeleri sizler için en doğru, en tarafsız şekilde aktarıyor olacağız. Efendim, büyük deprem sonrasında depremzedeler Türkiye'nin çeşitli illerine yayılmaya başladı. Ülkeyi sarsan deprem sonrasında Gaziantep Nurtan'dan Tekirdağ'a sevk edilen kadın depremzede depremde yakınlarından 9 kişiyi kaybettiklerini ifade etti. Aylar günler geçti hasretim zaten. Yola bakın belki gelen babamdı. Yola bakın belki gelen babamdı. Belki gelen. Biz Gaziantep Nurdağ'dan orada oturuyoruz. Bizimki bir aile apartmanıydı. Oradan 5 katlı binadan yakalandık. Biz kendi imkanlarımızla çıktık. Biz fazla şey yoktu. 9 tane kaybım var, şehidim var. İlk deprem mi? Ha, ilk. Sen imkanlarımızla çıktın zaten. Ne kadar kaldı zaten? Kızım 2 saatte çıktı, ben 4,5 saat sonra çıktım. Sivil savunma hizmetlerimiz aksamıştır. Kurtarma işlerimiz yetersiz kalmıştır. Müteahhitlerimiz malzemeden çalmıştır. İmar düzenimiz laçkadır. Hepsinde gerçek payı var. Kısa zamanda bu yaraların sarılması mümkün değildir. Nasıl sevgi paylaştıkça çoğalırsa, acılar da paylaştıkça azalır. Kaç kişi kurtuldu? 4 kişi kurtulduk. Bir ailede 9 kaybımız var. Burcu ettik. Şu anda 7 tane depremden etkilenen vatandaşımız hastanemizde yatmakta. Tedavileri en iyi bir şekilde yapılıyor. Elimizden geldiği kadar onlara hem psikolojik olarak hem de diğer tıbbi olarak en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bunun yanında işte psikolojik olarak etkilenen vatandaşlarımız için afet polikliniği yapıldı, psikiyatri polikliniğinde. Orada da sabah saat 9'dan akşam 5'e kadar hastalarımıza hizmet verilmekte. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde de hissedilen 7.7 büyüklüğünde binlerce binanın yıkımına sebep olan depremin ardından Sındırgı ilçesine 200'e yakın depremzede geldi. Büyük bir felaketin ardından deprem bölgesinden gelen depremzedeler ilk günlerden itibaren
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki oteller, pansiyonlar ve civar köylerde misafir ediliyor. İlçe Kaymakamlığı ve Sındırgı Belediyesi tarafından oluşturulan Deprem Koordinasyon Merkezi'nde depremzede vatandaşlar kaydını yaptırarak belediye tarafından giyim, gıda, barınma ve tüm ihtiyaçları gideriliyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinden depremden sonra o gün kendi arabasıyla gelen depremzede Mesut Ayan, çok büyük bir felaket, Nurdağ'ı İslahiye'nin yerle bir olduğunu söyledi. Gaziantep'ten gelen Mesut Ayan, yaşadıkları ile ilgili şunları söyledi. Sındırgılıyım, Antep'te görev yapıyorum. 3 gündür yoldayım, daha bugün gelebildim. Çok kötü bir depremdi. Yani gece saat 4 çeyrek gibi deprem oldu. Biz yani ev yıkıldık, 2 dakika falan sürdü deprem. Tam aşağı indik, bir daha oldu. O anda yani biz arabayla uzaklaştık, bir okula sığındık. Sonra öğleyin bir daha oldu 7.5. Zaten 2 dakikada bir vuruyor deprem. Ama sonra dediğim gibi biz artık güvenli bir yere geçtik. Ama sıkıntı çok büyük. Yani orada su ve gıda sıkıntısı vardı. Ama ben gelirken, ben dönüşte çok tır gördüm. Büyük ihtimalle onların hepsi gıdadır veya başka bir şeydir. Sındırgı olarak yardım seferberliğinin devam ettiğini, ihtiyaç dahilinde yardım araçlarının çıktığını ve depremzedelerin de ilçede otel ve evlere yerleştirildiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak şunları söyledi. Sındırgı halkı olarak bu zamana kadar deprem bölgesine 28 tır ve 10 kamyonet olarak buradan erzak ve odun yardımı gitmişti. Tabii oradan aileler de gelmeye başladılar. Onlara Sındırgılı duyarlı vatandaşlarımız Sındırgı Belediyesi'ni, kaymakamlığımızı arayarak benim de bir evim var deyip bize bildiriyorlar. Biz de gelen depremzede ailelerimizi o evlere yerleştirmeye başladık. Tabii sadece oraya yerleştirmiyoruz. Şu an Sındırgı Belediyesi alt katında tamamen bir giyim mağazası ve gıda bankası zaten vardı. Onu biraz daha genişlettik. Ve şu an gelen depremzedelerimiz burada ihtiyaçlarını alabiliyorlar, ihtiyaçlarını görebiliyorlar. Yani burada A'dan Z'ye bir ihtiyaç neyse hepsini burada görme durumlarına sahip. Deprem bölgesinden vatandaşların gelmeye devam ettiği, ilçeye gelen vatandaşlara yardım yapmak için deprem koordinasyon merkezinin kurularak kayıtlı tüm depremzedelerinin ihtiyaçlarının da Sındırgı halkı tarafından karşılandığı belirtildi. Efendim, depremzedelerin en büyük sorunlarından biri de market yardımları. Kahramanmaraş merkezi yıkıcı depremlerin ardından Edirne'ye gelen depremzedeler için Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki yardım toplama merkezinde oluşturulan ücretsiz marketin kapasitesi arttırıldı. Hiç kimse bu ülkede fay tartışması yapmasın. Hiç kimse deprem nerede olacak, ne zaman olacak, ne büyüklükte olacak demesin. Ayıptır. Buna gerek yok. Bir şeyi kabul etsin. Bu ülke deprem ülkesidir. Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda binlerce insanımızı bir gecede gömebiliriz. Bir gece yarısında koptu kıyamet. Edirne'den kalsa üşüdü vatay. Duyuyorum bak, ben sana bağır dedim de bağır. Koyma dardan ümmet, ben duyuyorum bak. Etini Muhammed, ben duyuyorum bak. Buz kesti kim varsa. Beni kurtaran köpek. He ya? Gel salla onu. Gel. Koyma dardan ümmet, etini Muhammed. Buz kesti kim varsa. Ben yaklaşık 2 haftadır buradayım. Her gün geliyorum gönüllü olarak. Yardımcı oluyorum. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Gelenlere hazırlık aşamasında ve diğer aşamalarda yardımcı oluyorum. Okul öncesi öğretmenliği okudum. Buraya 2 haftadır yardıma geliyorum gönüllü olarak. 6 Şubat'taki deprem beni çok etkiledi. İnsanların hani enkaz altında kalması
beni çok derinden sarstı. A'dan Z'ye her şey var burada. Giyimden, kişisel bakım ürünlerinden, ayakkabıdan tutun da her şeyi, aranan her şeyi bulabilir insanlar burada. Bunun dışında yiyecek üzerine ürünler var. Çocuk, yani bakım ürünlerinden tutun da mamaya, temizlik ürünlerine kadar. Birçok alan geniş. Yani birçok ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünler mevcut diyeyim. Buraya gelip yardımda bulundum. İnternet kontör paramı çocuklara harcadım. Buradaki insanlarla kardeş gibi çalışıyoruz. El ele, kol kola, her ilimizden insanlar var. Aramızda depremzedeli insanlarımız bulundu. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Depremi de yenemeyeceğimize göre, durduramayacağımıza göre yapacağımız tek şey var ya, o kadar komplike değil. Deprem dirençli yerleşim alanlarını yapmak. Yaşanan büyük felaket sonrasında Türkiye tek yürek oldu demiştik. Yardımlar sadece Türkiye'den değil dış ülkelerden de geldi. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen için Avrupa'dan gönderilen yardım malzemelerini taşıyan tırlar akın akın Edirne'ye geliyor. Polis, asker ve vatandaşların el birliğiyle tasnif edildiği yardımlar afet bölgesine sevk ediliyor. Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan ve büyük acılara sebep olan depremin yaralarını sarmak için Türkiye'de olduğu gibi Avrupa ülkelerinde de yardım seferberliği başlatıldı. Avrupa'da yaşayan vatandaşlar deprem bölgesine gönderilmek üzere toplama merkezlerine yardımlarını ulaştırıyor. Yüklenen tırlar karayoluyla akın akın Edirne'ye geliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi Edirne Baş Müdürlüğü'nün depolarında tasniflenen yardım malzemeleri deprem bölgesine sevk ediliyor. Yardım malzemelerinin tasniflenmesinde ve tırlara yüklenmesinde polis ve askerler yoğun çaba sarf ediyor. Edirne'ye Bulgaristan başta olmak üzere Almanya, Avusturya, Hollanda gibi birçok ülkede yaşayan Türklerden yardımlar gönderiliyor. Berlin'den Edirne'ye yardım malzemeleri getiren tır şoförü Şevket Durmaz konuşmasında şunları aktardı. Berlin'de gurbetçi kardeşlerimiz herkes seferber olmuş bu durumda. Bütün o Berlin'de gurbetçilerimiz olsun, Alman vatandaşlar olsun, hepsi bir toplanma merkezi belirleyip orada toplanıp herkes elinden ne geldiyse getiriyor. Orada koliyip paketleyip yükleyip geliyoruz Türkiye'ye. Herkes seferber olmuş durumda şu an. Fransa'dan Edirne'ye yardım malzemeleri getiren tır şoförü İbrahim Şentürk ise şöyle konuştu. 3 günde geldik buraya Allah'ın izniyle. Fransa'da bütün vatandaşlarımız, Türk vatandaşlarımız özellikle eline kolisini alan, yardım malzemesini alan koşa koşa tırın yanına geldiler. Ve bunun yanı sıra insani yardım dediğimiz olay şu olsa gerek, oradaki insanlardan hepsinden Allah razı olsun sadece Türk değil, diğer ülkelerden olan insanlar da Fransızı, Fransa'da özellikle Arap insanları çok yaşıyor. Onların da yardımlarını gördük. Duygulanmamak elde değil. Bulgaristan'dan Edirne'ye yardım malzemeleri getiren tır şoförü Nikolay Oşarkov şunları söyledi. Topladığı yardımları buraya ulaştırdık. Mamy woda, czaj, damskie przewrotki, pampersy, spalni czuwali, pałatki, udziała, drechy, ubówki. Jakite, sićko. Erzak var, çocuk bezi var, ıslak mendil var, elbise var, bataniye, yorgan, uyku tulumları, çadır. Şu anki gelen tırda bu malzemeler bulunmaktadır. Gönüllü vatandaşlardan Elif Türleyen yapılan yardımlarla ilgili konuştu. Avrupa'dan tırlar geliyor. Tırların içinde çok çeşitli malzemeler var. Bizim işimize yarayacak acil ihtiyaç listesindeki çadır, ısıtıcı, tıbbi yardım malzemeleri tarzı malzemeleri tasnifliyoruz. Bir an önce bölgeye ulaştırılması için elimizden gelen tüm yardımı yapıyoruz.
İstanbul'dan Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halinde bulunan yolcu otobüsü alev alev yandı. İstanbul'dan aldığı yolcuları Kırklareli Vize'ye götüren MA idaresindeki 59AFE295 plakalı bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü Çerkezköy gişeler çıkışında alev aldı. İddiaya göre motor kısmına çıkan dumanlar rüzgarın da etkisiyle bütün otobüsü sardı. Bunun üzerine otobüsün sürücüsü MA durumu fark edip aracı sağa çektikten sonra yolcuları tahliye ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye İstanbul'da Tekirdağ'dan çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları başlatırken jandarma ve polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak diğer araçları bir süreliğine muhtemel olumsuz bir duruma karşı durdurdu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken yolcu otobüsü yolcuların bagajlarıyla beraber kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Otobüs yangınında herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın olmaması çevredekileri sevindirdi. Efendim, sokağınızda fok balığı görseniz ne yaparsınız? Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sokak arasında gezen fok balığını gören ilçe halkı şaşırdı. Vatandaşlar tarafından yakalanan fok daha sonra doğal yaşamı olan denize salıverildi. Bu anlar ise kameralara yansıdı. Ayvalık ilçesi Hayrettin Paşa mahallesi Atatürk Caddesi 17. sokakta bir fok balığının sokakta araçlar arasında gezdiğini gören vatandaşlar hayretle olayı izledi. Mahalle halkı yolunu kaybedip mahalle arası yollarda kaybolan foku yakalamak için çalışma başlattı. Özel bir balık ağıyla yakalanan fok kısa bir yolculuğun ardından tekrar denize kavuştu. Mahalle halkı bu ilginç olayı kameraya kaydetti. Trakya Türk TV'de sizler için haberleri aktardık değerli izleyenler. Mutlu kalın, esen kalın, bizlerden ayrılmayın.